12-18 Temmuz, değerli yay burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel, keyif, umut, huzur. Evinize bol huzur. Rabbim bol sağlık nasip etsin, bol para nasip etsin. Ne istiyorsanız onu saz. Bu hafta ve bayram hafta size bütün uğurlar sizinle olsun istiyorum değerli yay. Bu ara ilişkinizle alakalı yaşadığınız karı koca ya da sevgili ya da flört ettiğiniz ilişkinizle, yani karşı taraf cinsinizle alakalı noktada bazı sözler, bazı söylenilen olaylar kafanızı karıştırabilir. Biraz bu ilişki biraz abartılı konuşmalara, gereksiz suçlamalara ve her iki tarafın da ilişkileri ciddi anlamda güvensiz bir boyuta geçecek. Her iki tarafın suçu yok ya, bu ilişki bitmeye doğru gidiyor. O yüzden bu hafta yapmanız gereken ilişkiyi doğru toparlayın. Yoksa ilişkiniz, bu evli olabilirsiniz, sevgili olabilirsiniz, ilişkiniz olabilir. Bu hafta dilimizi tutacağız, mantıklı şekilde konuşacağız ve ilişkimizi doğru. Çünkü ilişkiniz doğru ama duyacağınız ya da ilişkiden alacağınız tepkiler canınızı sıkıp ani ben gidiyorum tepkileri yaşatıp gereksiz inatlara girebilirsiniz. Dikkat diyorum değerli yay burçlarım. Evet değerli yaylar, şöyle diyeceğim. Artı böyle gözünüze kestirdiğiniz ya da sizin kesmeye çalıştığınız biri varsa güzel iletişimler olacak. Sanki biri size böyle göz kırpıyor gibi. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Ve bu ilişki güzel nokta ve sizi mutlu sohbet etmek, sizi tekrar değer görmek. Çünkü geçmişe dair ilişki kırgınlıklarınız çok fazla olduğu için biri tarafından değer görmek istiyorsunuz. O kişi de böyle yakın çevrenizde gözüküyor ve bu ilişki size değeri, sevgiyi, güveni hissettirecek. Bu ele yapış, hiç bırakma ve güvenini tazeleyecek. Çünkü senin uzun süredir sevilmeye, sahiplenilmeye, değer görmeye ihtiyacın vardı. Herkes bir çıkar için etrafında dolanıyordu. Bu ilişki senin masumiyetin, Allah'ın sana yolladığı bir enerji olacak ve güzel bir enerjiyi yakalayacaksınız. Evli olanlarda da kayınvalide ya da kaynana mesela hasta ziyaret edebilirsiniz. Yani eşinizin tarafından bazı hasta konular olabilir. Bu bayram böyle büyüklerimize hizmet etme, bunların sağlıklarıyla uğraşabilirsiniz. Sanki bu sizi strese sokabilir. Hepimizin anne babası var, yapacak bir şey yok. İlgilenmek, büyüklerimize ilgilenmek çok önemli bir şey. İnsan atasına değer vermiyorsa toprağına da, evladına da, çevresine de değer vermez. Atalar bizim toprağımız gibi olmalı. Sahip çıkın lütfen. Uzun süredir yazlık ya da deniz kenarında yatırım yapmak isteyen yay burçlarında güzel bir arsa ya da güzel bir ev bulup bunu halledeceksiniz ve sürpriz olacak ve sizin istediğiniz paraya denk gelecek ya da aileniz böyle bir ev almayı niyetliyor ve bu evde bulunmuş olacak. Merak etmenizi istemiyorum. Yurt dışı ile ilgili fikri olan ya da yurt dışında yarım bir eğitimini tamamlamak isteyen yay burçları Eylül'e kadar bu konunuzu hazır oturtmuş bu dönemde. Eylül'de de bu startınız oluşmuş olacak. Hayırlı olsun. Yeni iş bekleyen, yeni bir iş kapısı ile ilgili haber bekleyen yay burçlarında güzel bir fırsat ve bu fırsat kalıcı iş kapısı ama şöyle söyleyeceğim, sanki bir erkekten alacağınız bir destek bu iş kapısının kapılarını size açacak ve çok mutlu olacağınız bir iş anahtarına gireceksiniz. Devlet ya da kurumsalda çalışıyorsanız sanki 12'sinden 12 Temmuz'dan itibaren sanki 11 Temmuz'da tatile başlayayım. Ayın 20-27'sine kadar izin alayım de diyen yaylar var. Evet, bu izini de halletmiş olacaksınız. Merak etmenizi istemiyorum. Yeni bir aynı sabit bir işte olan yay burçları için de sadece bulunduğunuz noktada ufak ufak yönetim ya da yerdeki insanların değişimi ve bu değişimde size artık artı bir oluş sağlayacak ve bu oluş sizi mutlu edecek gözüküyor. Eğer ki ilişkiniz ya da mesela siz İstanbul'dasınız, kocanız ya da sevgiliniz Ankara'daysa bir atamayla birlikte bir araya geleceksiniz. Bunun temposu ve bunun koşturmasını yapıp başaracağınız gözüküyor yay burçları. Sanatla uğraşıyorsanız, medya sektörüyle uğraşıyorsanız, sanat üzerine başarılar yapmak istiyorsanız bu dönem, yani Ekim'e kadar çok güzel fırsatlar var. Bunu değerlendirin. Markanızı, yönünüzü, isminizi daha büyütmeniz gerekiyor. Büyük başarılarınız var. Korkmanıza gerek yok diyorum değerli yay burçları.
araç büyütmek ya da aracı satıp başka bir araç almak istiyorum ya da araç hayalim var diyorsanız bunun için biraz daha vakit var. Acele etmenizi istemiyorum. Alacaksınız ama yani bu Temmuz ya da Ağustos gibi değil. Eylül'ün ortası, Ekim'in başı gibi olacak. Şu an acele etmenizi istemiyorum. Son zamanlarda uyku problemi yaşıyor olabilirsiniz. Uykuda böyle boşluğa düşüp baş ağrısı yaşıyor olabilirsiniz. Yatmadan önce Nas Felak ve Ayetel Kürsi okursanız üzerinizdeki enerji ve kaoslar bitip daha kendinizi güvende hissedeceğiniz bir nokta ve evde koltuk değiştirmek, pimapenleri yenilemek, cam pencere yeniliği yapmak isteyen bazı yay burçlar için şimdi bunun planını verdiniz. Müteahhit ya da mimara verip ya da dekorasyon yaptırmak istiyorsunuz. Hayırlı olsun. Özellikle badana boya yapanlar buradalar mı? Ses verin. Böyle bir yoğun bir tempo. Hatta halı flex olanlar kaldıracak, parka yaptıracak. Bu ara böyle bir koşturma temponun söz konusu olacak. Ortaklı niyeti olan ya da ortaklı fikirlere sahip olan yay burçlarında da güzel anlaşmalar, yenilikler var. Endişe etmenizi istemiyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.